Alzheimer hastaları, unutkanlık ve günümüzde de oldukça yaygın olan bir hastalık haline geldi Alzheimer hastalığı. Evet, Alzheimer neden için olur? Beyinde loblar arasında plaklar oluşur, sertleşir. Buradaki evet. proteinlerin sertleşmesi nedeniyle beyinde milyarlarca hücre diğer hücrelerle milyarlarca defa bağlantılıdır, haberleşir. Biz mesela herhangi bir objeyi gördük, ona cevap vereceğiz veya herhangi bir konuşmaya cevap vereceğiz. Saniyenin binde biri kadar bir zamanda o cevabı hazırlar verir. Evet. Binde biri. Biri bir şey sordu, ona hazırlanıp cevap beynimiz vermemiz gerekir. Beynimiz müthiş bir şekilde çalışıyor. Evet, beynimiz nasıl çalışıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın en büyük şeyi var, kütüphanesi. Hı hı. 800 kilometre uzunluğunda. Evet. 29 milyon kitap var. Buradaki kitaplardan daha büyük kapasiteye sahip olabiliyor beyin, kullanabilirsen. Dünyanın en büyük kütüphanesinden daha büyük kapasiteye sahiptir sahip beyin. Beynine sahibiz. Ama kullanabilirsek, kullanamazsak hiçbir şey yaramıyor. Evet. Şimdi bununla ilgili ne var elimizde? Şimdi ginkgo şu yaprağını soluk şekli sararmış, solmuş gül. Şu da yeşil ilkbaharda yaprağı. Şu evet. yeşil taze yaprak. Şu da sararmış yaprak. Evet. Bunun ginkgo mabed ağacı demek Türkçe karşılığı. Bu yaprağın birleşiminde ginkoloid denen etken madde var. Ne yapıyor bu? Kanın pıhtılaşma kat sayısına PAF denir. Evet. Kanın pıhtılaşma kat sayısını azaltıyor. Böylece kan akışkan hale geliyor. Beyni besliyor, hücreleri besliyor, dokuyu besliyor. Beyne daha çok oksijen, vitamin, mineral, enzim akışı oluyor. Bu nedenle dünyada beyin için Alzheimer'a ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Benim bu yazmış olduğum kitapta bununla ilgili çok ayrıntılı bilgi var. 10.815 demans yani erken bunama rahatsızlığı olan hasta üzerinde ginkgo ile ilgili araştırma yapılmıştır. Ve bu hastaların iyileştiği belgelenmiştir. Klinik araştırması yapılmıştır. Bir, bu ginkgonun bir özelliği daha var. İkinci özelliği ise Almanya'da yine 292 kulak burun boğaz doktoru kulak çınlaması rahatsızlığı olan tinnitus rahatsızlığı olan hasta üzerinde ginkgo ile ilgili araştırma yapmıştır ve hastaları tedavi etmiştir. Şimdi bu da birleşimindeki etken madde, ginkoloid ve diğer alt türevleri. Yani kimyasal maddeler burada nasıl etki yapıyor? Beyne nasıl kan akışını artırıyor? Açıklama, teferruatlı bilgi var. Yani 10.815 hasta üzerine denilmiştir. Dünyada en çok kullanılan bitkisel gıda takviyesi dünyada, Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da evet. ginkgo bir. İkinci sırada sarı kantaron. Ginkgo bir numaradır dünyada. Neden? İlkokuldan üniversiteye kadar giden bütün gençler, çocuklar okulda konsantre olabilmek için derse bir şeye ihtiyacı var. Beynin, hafızanın güçlü olması gerekir. Olması lazım, evet. Sınavda başarılı, sınav dönemlerinde. Sınavda başarılı olabilmek için teskin edici bir şey gerekir. Evet. Konuya odaklandırıcı. Yani birçok özelliği var bu ginkgo'nun. Biz ginkgo ile ilgili iki çeşit ürün ürettik. Birincisi şu IQ Plus. Bunun birleşimindeki IQ Plus bir hafızayı güçlendirir. IQ Plus. Okuyan 6 yaşından sonra çocuklar ilkokuldan üniversiteye kadar evet. veya illaki okuyan değil kitap çok okuyan, dergi çok okuyanlar için araştıran, evet. inceleyen insanlar için sınava giren, her türlü sınava giren insanlar için evet. sınavda başarıyı sağlar, kişiyi konuya odaklandırır, hafızayı güçlendirir. Kişi mesela imtihana giriyor. İmtihan sırasında heyecanlanıyor, geriliyor, strese giriyor. Bildiğini yazamıyor. Dışarı çıkıyor. Aa ben şunu biliyordum yazamamıştım. Aa ben bunu biliyordum yazamamıştım diyor. Eyvah diyor. Bir yılı gidiyor. Oysa bunu kullansa IQ Plus'ı bildiği her şeyi yazar. Gerilmez. Strese girmez. Evet. Stresi azaltıyor o zaman. Heyecanı evet. dindiriyor. Heyecanı dindiriyor. Sakinleştiriyor. Evet hocam. Gerilim. Yani evet. bu IQ Plus öğrenciler için
Çok çok ideal. Mesela gençlerde bir beyefendi Binara dedi ki Rusça öğrenmek istiyorum ama öğrenemiyorum, zorlanıyorum. Dedim ki IQ Plus kullan. Bir hafta sonra aradı beni diyor ki ya hocam diyor mükemmel. Bir günde 120 kelime öğrendim diyor. Oh, oh, yani bu ya, çok çok güzel, mükemmel bir ürün üretmişsiniz. Size teşekkür ediyorum diyor. Evet.